Merhaba arkadaşlar, YouTube eğitim setimizin bu bölümünde bir YouTube videosunu sıfırdan nasıl montajlayabileceğinizi, nasıl video düzenleyebileceğinize bir bakacağız. Kısaca temel bilgilerden bahsedeceğiz. İşte videoyu import etme, dosyayı yükleyip kesme, biçme, düzenleme gibi temel unsurlardan bahsedeceğiz. Sizden ricam, herhangi bir kurgu programınız yoksa, elinizde bir video editör uygulamanız yoksa aşağıdan ücretsiz deneme versiyonunu Movavi'yi indirin. Çünkü ben Movavi ile devam edeceğim bu videoya. Hem Mac hem de Windows uyumlu olduğu için her iki işletim sistemini kullanan arkadaşlarım da bu programı kullanabilirler. Birlikte ilerlersek daha faydalı olacaktır. Zaten temelde tüm video edit programlarının mantığı birbirine çok yakındır. Bu yüzden bir programı iyi bildiğiniz zaman diğerlerine de daha çabuk alışabilirsiniz. Movavi Video Editor Plus 2020 oldukça hafif bir program. Çok fazla donanımsal güç istemiyor. Yani birçok bilgisayarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi benimle beraber ilerlerseniz, sıfırdan hiçbir şey bilmiyor bile olsanız, benimle beraber ilerlerseniz mutlaka bir video yapabilecek hale geleceksiniz bu videonun sonunda. Şimdi Movavi Video Editor Plus uygulamamızı açalım ve önce dosyalarımızı eklemeye başlayalım arkadaşlar. Dosya eklemenin her zaman kurgu programlarında, video montaj programlarında iki yolu vardır. Bunlardan bir tanesi dosyalara ekle seçeneğine tıklarsınız veya işte import yazar. Ben burada video edit diye bir klasör oluşturmuştum. Buradan mesela en alttakini seçtim. Tabii iki tane de seçebilirsiniz. Birlikte işaretleyebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Aç diyorum. İki tanesini attım. Tabii bir diğer yolu daha var. O da istediğiniz yerden, bilgisayarınızdaki istediğiniz bir konumdan klasörün içinden direkt buraya sürükleyerek atma yöntemi. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane burada video dosyam oldu. Şimdilik yeterli. Çünkü bu bölümde temel bir kurguyla ilgili temel bir çalışma yapacağız bu bölümde. Çok fazla detaya girmeden temel işte videoyu dizme, indirme, belki altına müzik ekleme gibi şeylere bakacağız. Şu anda bir videoyu seçiyorum. Aşağıya atıyorum. Altında sesi ve burada da görüntüyü görüyorsunuz. İkisini tek dosya olarak şu anda işliyor. Yani atıyorum buradan tutup da bir yerden kestiğimizde, böldüğümüzde, mesela böl, sağ tuş yapıp böle bastığımızda hem sesi hem de videoyu bölecektir. Bunu tabii ki değiştirebiliriz. Mesela sesi buradan ayırabiliriz. Sesi ayır dediğin zaman sesi ayırır. Fakat böyle yapmaması için başta bu programda önemli bir şey var. Böyle yapmaması için videoyu böldükten sonra arkadaşlar şuradaki seçimi kaldırmanız lazım. Şu anda gördüğünüz gibi ikisi de işaretli. Ben buna tıkladığım zaman sadece bu işaretli oluyor. Şimdi sesi ayır dediğim zaman da sadece buradaki sesi ayırıyor. Bu sesi istersen bu tarafa çekebilirim. İstersem ses seviyesini düşürebilirim. Mesela istersem komple kapatabilirim veya bu dosyayı direkt backspace tuşuyla, yani geri tuşuyla silebilirim. Şimdi buradaki sesi de kullanmayacağım. Ben bunu da kısmak istiyorum. Ayırmama gerek yok. Direkt kısabilirim. Kıstım. Önüne bir video daha atacağım şimdi. Bundan sonra da burası gelsin. Mesela burada ölçekten biraz ölçeğimizi düşürdüğümüzde şöyle çok düştü. Ölçeğimizi düşürdüğümüzde buradaki dosyalarımızı, projemizi daha küçük bir ekranda görebiliyoruz. Daha tamamına hakim olabiliyoruz. Ama detaylı bir çalışma yapacağımızda da sonuna kadar ölçeği açıp büyütebiliyoruz. Mesela burada daha böyle detaylı kare kare çalışabiliriz. Ben biraz küçülteceğim şimdi. Sonuçta daha dosyaları atıyorum. Birazcık daha küçülttük. Yeterli. Şimdi buradan mesela iki dosyayı beraber de alabiliriz. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bunu almamıştık. Komuta basıp bunu da seçiyorum ve ikisini bir alıyorum. Önce seçtiğimi öne atar. Yani iki dosya veya üç dosya beraber seçtiğimizde İlk hangi dosyayı seçmişsek ve arkasından hangilerini işaretlediysek o sıralamayla buraya aşağıya indirir. Yine bunların sesini de kısalım. Mesela şunu da, bunun sesini ayır diyeceğim. Yine tekrar olsun, sesi ayır dedikten sonra. Bunu direkt ses dosyasını sildim mesela görmeniz açısından. Şimdi tekrar biraz ölçeğimizi küçültelim ve dosyalarımıza bakalım. Burada ses kalmış, bu sesi de istemiyorum. Bunu da sıfırlıyorum şu an gördüğünüz gibi. Bakalım baştan. Videoyu oynatmak için space tuşuna basmanız yeterli. Ortadaki boşluk tuşuna basmanız yeterli arkadaşlar. Tüm kurgu programlarında bu böyledir. Genelde birçok kurgu programında bu şekildedir. Şimdi mesela burada atacağımız görüntüler var. Direkt üzerine basıp backspace ile silebiliyoruz geri tuşuyla. Şimdi mesela bunu kısaltmak istiyorum. Çok sık yapacağınız bir şeydir. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde birçok video edit programında bu şekilde yapılır bu. Şuradan tutup şöyle kısalttım mesela. Nereye kadar geldik? Bakıyoruz. Şimdi hareket buradan başlasın istiyorum. İstersen burada kısa yol kullanıyorum ben arkadaşlar. Her zaman böyle sağ tuş yapıp da böl demiyorum. Kısa yolunu size de göstereyim. Command B, blade yani bıçak anlamında B harfiyle Command B tuşuna bastığımızda tuş kombinasyonuna burası bölecektir ve siz Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Bunda da Ctrl B kombinasyonuna basarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben burayı sildim ve şimdi bakacağım. Evet. Yaprakları atıldı. Mesela bu sahne. Şimdi
buradan itibaren muhtemelen buradan sonrasını kesmek isteyeceğim yine. Evet, buradan sonrası bize lazım değil, kullanmayacağız. Sondan da bu şekilde kısabiliyorum mesela. Ekranda da görüyorsunuz nereye kadar geldiğimi. Evet, burası yeterli. Buradan sonra farklı bir plana geçiş yapacağız. Diğer videoya geçiyor. Burada da mesela gelip şuralardan itibaren belki de kullanacağım. Yani biraz daha gelip, biraz daha gelip burada arka planın temizlendiği yerden şuradan yine Command B ile bu kısmı işaretledikten sonra şu anda mesela Backspace'e basarsam tamamını siler. O hatayı yapmıyorum. Önce buraya tıklıyorum. Keseceğim alanı, işlem yapacağım alan neresiyse o bölüm. Ve şimdi siliyorum. Şimdi arkadaşlar baktığınızda buradan buraya geçmiş olduk. O plandan buna geçiyor. Tabii böyle sert bir geçiş olmayacak. Önce bir geçiş ekleyeceğiz. Ama öncesinde bir de şu sesler tarafından bir müzik ekleyelim. Mesela Acı Tatlı diyor. Aksiyon filmi. Bu güzel, bunu kullanalım. Direkt bu içinde bize sunduğu, uygulamanın bize sunduğu bir müzik ve içindeki müziği telif problemi yaşamadan kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Hızlı geçeceğim buraları tabii. Her defasında aynı şeyi izletmek istemiyorum size. Evet. Basit basit geçiyoruz. Detaya girmiyoruz. Burada da buraya geçti. Hemen arkasına mesela buradan istersem bir ses de ekleyebilirim. Bir efekt. Burada ne gibi bir şey olabilir? Mesela atıyorum. Hani göstermek için yapıyorum bunu arkadaşlar. Burada müzik varken burada bir ses daha olabiliyor. Hatta istersem onun altına başka bir ses de ekleyebiliyorum vesaire. Şimdilik bize bir tanesi yeter. Çok detayına girmiyoruz. Bir tane de geçiş ekleyelim. Bu arada ses nasıl oldu ona da bakalım. Kalp sesini duyuyorsunuz. Çok altta böyle. Müzik tabii daha baskın. Buradan da bir geçiş bulacağız şimdi. Geçişlerden yine çok kurcalamayacağım. Karart var mesela. Sık kullanacağınız geçişlerdendir yani genelde. Fade in fade out çok kullanırsınız. Öyle geçtim şu anda. Tabii ki çok farklı geçişleri var bunun içinde. Bunların hepsine bakacağız. Bir de aradan görüntü atalım. Mesela buradan B diyorum. Command B. Buradan kestim. Şu kısmı burayı kısaltmak istiyorum. Kısalttım. Buradan da bir görüntü atacağım. Mesela istersen böyle İstediğim görüntüyü, atacağım görüntüyü seçip direkt onu tekrar tıklayıp silerek atabilirim. Dilersem de mesela keseceğim, atacağım görüntünün başlangıcına bir yine bıçak atıp burayı böldükten sonra şimdi buraya tıklayıp kısaltarak mesela bu kadarsa nereye kadar geleceğim? Buraya kadar kısaltarak o bölümü atmış oluyorum. Bu kısmı komple sildik. Orayı böldüm. Şuradan bir parça alacağım. Burayı tekrar Command B yapıyorum. Tekrar buraya tıklıyorum ki ikisini beraber işaretlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi az önce kestiğimde tekrar göstereyim. İkisi işaretli. Yani şu anda mesela ben silsem ikisi silinir. O yüzden önce işlem yapacağım kısmı işaretliyorum ve bunu yukarı getireceğim. Şimdi yukarı aldım bunu. Ve bu arada bu görüntü girecek. Çünkü her zaman kurgu programları yukarıdan aşağıya doğru okur arkadaşlar. Yani yukarıdaki görüntüyü öne alırlar. Şimdi göreceksiniz. Bakın buraya geldiği anda görüntü üstteki görüntüye geçti. Ben burada mesela arada tekrar bir boşluk versem, durduralım. Arada bir boşluk verdim. Şu anda HD videolar kullanıyorum. 4K değil buradakiler. 1080 ama 4K'da da çalışıyor. Uygulama çok bir zarar vermiyor. Şurada bir ayarı var. Onu açmanız lazım ki HD videolarda otomatik olarak optimizasyon yapması için HD klipleri optimize edin diyor. Zaten varsayılan olarak bu açıktır. Yine de kontrol edin. Kapatmayın ama açık kalsın. Daha hızlı çalışmanıza olanak verecektir arkadaşlar bu. Şimdi yukarıdan okumaya devam ediyor dedik. Mesela bakın burada yukarıdan görüntü girdi. Hop, şimdi çıkacak. Tekrar aşağı gidecek. Ve tekrar yukarı okuyacak şimdi. Evet, yukarı okuyor. Dediğim gibi yukarıdan okumaya başlar. Dilersek de üzerine yine daha yukarılara da şunu yukarı aldım. Burada iki tane görüntü üst üste. Üçüncüyü de atabiliyorum istersen böyle arkadaşlar. Bu sefer de yine buradan okumaya başlayacaktır. Bakınız şurayı kısaltayım. Şimdi göreceksiniz. Bir altına düşecek. Hop, bir alta düştü. Şimdi de bunu da kısalım. Şuradan gelirken önce en üstte okuyor, sonra bir altını ve o kısım da bitince yine en alta düşüyor. Ana
layer'ımıza hızlı geçelim. Şimdi aradan görüntü almayı da gördük. Mesela burayı, şu planı yukarı alalım. Şöyle yukarıda olsun. Bunu da burayı da alalım. Kafanız karışmasın. Çok pratik bir şey aslında. Ne kadar kolay olduğunu, hani üst üste layer'ları görünce ne kadar kolay olduğunu fark edebilmeniz için böyle yapıyorum şu anda. Çok karışık görünmesin. Bunu kullanacaksınız. YouTube'da mesela bir video yaptınız. Üzerine bir görüntü geçtiniz. Orayı araya girmenize gerek yok. Onunla ilgili bir sahneye bağlandınız. Bir şey gösteriyorsunuz. Ürünün yakın planını vesaire gösteriyorsunuz. Hemen üzerine koyun. Aşağıda sizin akışınız devam etsin. Anlattığınız şey devam etsin. Üzerine koyun. O görüntü orada görünsün. Tekrar da sizin ana ekranınıza, ana kameranıza dönsün mesela. Daha pratik olacaktır. Sürekli araya girmeniz, her görüntüyü böyle tık tık araya girmenize gerek yok. Yani YouTube videolarında da bunu kullanabilirsiniz. Zaten green screen bir şey kullanırken bunu çok kullanacağız. Üst üste layer'lar bu şekilde en üstten okumaya başlar ve aşağıya doğru okuma devam eder. Sağ tuş yapıp araçlardan işte efektler, renk ayarları, kırp ve döndür gibi animasyon, panla, zoomla, dengeleme, vurgula detaylı videolarda bakacağımız birçok şeyi görebiliyoruz. Bizim şu anda önemli olan bir videoyu sıralamamız, kesmemiz, bölmemiz vesaireydi. Burayı da kısaltalım. Böyle kısaltabiliyoruz. İstersek buradan da tekrar kısaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıyı da olduğu gibi buraya bağlamış ve burayı çektiğimizde buraya kadar çeker. Şunu silersem şu yukarıdaki 1, 2, 3 parça beraber silinecektir. Çünkü onlar o görüntüye bağlıydı ve sildiğimde silindi gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha bu tarafa çekebilirim. Bağlantı noktası değişir mesela. Şu anda bunu bu tarafa çektiğimde yukarıda bu görüntüye bağlı herhangi bir şey yok. Şunu sildiğimde hiçbir şey silinmedi. Ama bununla beraber buna bağlı olanlar ön tarafa geldi. Kısa bir video yaptık aslında. Bir videonun nasıl yapıldığını gördük. Bu YouTube videolarında da aynıdır. Onda sadece kurgu mantığınız biraz farklı olacaktır. Nasıl? Daha çok ses ve işte konuşmalarınızı falan dengelememiz lazım ama sonuçta görüntüyü arka arkaya dizip aradaki atılacak yerleri atmanız gerekiyor. Temelde kurgunun mantığı bu. Ve bu programda bunu çok rahat yapabilirsiniz. Bununla ilgili pratik yapın. Olabildiğince fazla pratik yapın ve bu pratiklerle kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bundan sonraki bölümlerde daha detaylı neler yapılabilir onları göstereceğim. Şimdi diyelim ki bu bir video. Biraz daha kısa. Kaç dakika olmuş bu? 3.46. Çok fazla. Gerek yok. Kısaltayım. Şunu atalım. Şöyle. Şunu da. Dikkat edin. Yerini de değiştirebilirsiniz. Sonuna da bunun karart koyalım. Mesela şöyle bitsin. Şu yukarıdaki görüntüyü şöyle alalım. Şunu da buradan tutup kısaltalım biraz. Şimdi şöyle kısaltalım. Şu anda ben görüntülere göre değil tabii ki müziğe göre eşleştirmeye çalışıyorum. Tekrar burayı da kısaltalım. Şimdi burayı da baştan alalım, küçültelim. Şimdi müziğe göre kısalttık. Şöyle bitecek. Şurayı da alacağım. Burayı da biraz daha ortalayıp kısalttık. Mesela şimdi müziğe göre bunu bitirdik. Müziğin sonuna göre burası da bitecek. Baktığımızda hareketli bir yere gelmiş, hiç sevmedim. Şimdi bakalım nasıl bitiyor. Hop bitti. Şöyle bitiyor bakın. Sonuna bir karar koyduk. Böyle basit bir şey bu. Yani şu anda örnek olsun diye gösterdim. Bir video kurgulamıyorum çünkü o çok zaman alır. Burada nasıl dizeceğinizi, yukarıya nasıl koyacağınızı, sesi nasıl kapatacağınızı, altına nasıl bir müzik ekleyebileceğinizi vesaire gördük. Bir sonraki bölümlerde bu program kullanarak, Movi Video Editor Plus 2020'yi kullanarak nasıl daha detaylı işlemler, intro nasıl hazırlarız, işte green screen bir görüntüyü videomuza nasıl ekleriz, birçok şeyi burada göreceğiz. Hepsini sonraki bölümlerde yapacağız arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız videoyu nasıl dışa aktaracağımızı görelim. O da çok basit. Burada dışa aktara tıkladığımızda mavi gördüğünüz şu tıkladığım yere tıkladığınızda böyle bir seçenek geliyor. MOV, işte MP4 falan. MP4 olsun. Yeni proje diyor. Ben ders 1 diyeceğim buna. Ders 1. Movi ders 1. Movavi ders 1 diyelim. İşte kaydedeceği yeri söylüyor. Benim bilgisayarımda Movies ve Movi Library bölümüne kaydedecekmiş. İyi yüksek, en yüksek diyor. Ben şimdilik iyi bırakıyorum. Normalde en yüksek kullanıyorum. Ve buraya başlata bastığımda bunu dışarıya yazdırmaya başlayacak. Yani export almaya başlayacak. Bir diğer seçeneklere bakalım. Şuna bastığınızda mesela direkt ses olarak da kaydedebiliyorsunuz. Buna bastığımızda sadece bunun sound sesini alacaktır. Buna bastığımızda bu çok kullanır mıyız bilmiyorum. Zaten artık her şey telefonda ve iPad
gibi şeylerde de çalıştığı için bütün dosyalar problem değil. Aldığımız çıktı, oraya gönderebiliyoruz. Ama burada da böyle bir seçenek sunmuş bize. Diğer cihazlar için bir seçenek sunmuş. Aşağıda daha çok ekranlardan bahsediyor. Yani diğer 4K TV'ler, Apple TV falan. Bunları çok kullanmayız ama şu kısmı belki kullanabilirsiniz. Ben kullanmam. Burada isterseniz Google Drive'a yükleyebiliyorsunuz direkt burada giriş yaparak. İsterseniz Vimeo'ya yükleyebiliyorsunuz ve isterseniz tabii ki en çok bizi ilgilendiren kısım YouTube'a yükleyebiliyorsunuz. Giriş yapa tıkladığınızda varsayılan tarayıcınız açılıyor ve karşınıza YouTube giriş ekranı geliyor. Giriş yaptığınızda oradaki giriş yaptığınız yerden yüklemeyi yapabiliyorsunuz. Çok gerekli mi? Ben kullanmam. Ben daha çok burada normal başlata basarım ve videom kaydedilir. Ondan sonra kendi panelimden zaten YouTube'a da yüklerim. Veya Instagram için kullanacaksam bunu Instagram'a yüklerim. Şimdi %31 oldukça hızlı yazıyor arkadaşlar. Yani import ve exportu hızlı. Programın import ve exportu videoyu hem eklerken, kullanacağımız dosyaları eklerken hem de dışarı çıktı alırken oldukça hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Çok basit bir arayüz. Daha önce de söylemiştim. Oldukça pratik. Bence deneyin ve satın almaya karar verirseniz de zaten aşağıda yine bir indirim kodu bırakacağım. Böylelikle bu ürünü evet başarıyla kaydedildi. Yani Movi komple ben evet kullanacağım, profesyonel olarak kullanacağım diyorsanız ve satın alacaksanız en azından %30 indirimli olarak satın alın. Bu da aşağıdaki kodu kullanarak mümkün. Aşağıda bir %30 indirim kodu var. Onun üzerinde de zaten ücretsiz indirme linki var. Önce alın bir inceleyin. Bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Neyi nasıl yaptığımla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ve sonraki bölümlerde daha detaylı kısımlara geçeceğiz. Benim buradaki amacım size basit. Yani iki parçayı bir araya getirmek veya bir parçayı kesip ayırmak gibi temel, kurgunun temelinde olan olmazsa olmaz kısmı göstermekti. Bunu da zaten herkes yapmalı. Yani herkes yapabiliyor olmalı. Bundan sonrası biraz daha detaylı olacak arkadaşlar. Burada da işte klasörümüzü yazdığımız dosyayı görüyoruz. Movi Library için atacağını söylemişti. Bastığınızda da dosyayı oynatıyor işte. Müzikle falan bu şekilde yazdığı gibi geçişleriyle. Aynı yaptığımız gibi sonunda da karartarak bitiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok basit, pratik bir program. Dediğim gibi arkadaşlar isteyenler aşağıdan ücretsiz olarak indirip bu videoyu tekrar izleyerek detaylı olarak böyle hani basit basit kurgular, parçaları birleştirme işlemleri, belki daha benim göstermediğim yerleri de kurcalayarak bir sonraki bölüme hazırlık yapabilirsiniz. Bence bir deneyin. Ücretsiz versiyonunu mutlaka deneyin. Ama satın almaya karar verirseniz de %30 indirimli satın alın. Yani kalkıp da %30 fazla vermeyin. Kurguyla ilgili sormak istediğiniz veya programla ilgili sormak istediğiniz her şeyi yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Genelde Instagram'dan yazıyorsunuz ama bence yorum olarak yazın. Verdiğimiz cevapları herkes görsün, herkes duysun. Onun dışında programla ilgili bana düşüncelerinizi de yazın lütfen. Bu arada iyi kurgucular gerçekten ihtiyacımız oluyor. Bu konuda kendini geliştiren arkadaşlar ve geliştirmek isteyen arkadaşlar da lütfen yazsınlar. Eminim bu video hiç kurgu yapmayan biri için de iyi bir başlangıç olacaktır. Yine buna benzer içeriklerimiz devam edecek ve daha detaylı kısımları da birlikte yaparak ilerleyeceğiz. Eminim içinizde şu anda bunu izleyen ve sıfırdan başlayan çok iyi kurgucular çıkacaktır. Çok iyi video montaj editörleri çıkacaktır. Dışarıya işi yapın ya da yapmayın. Kendi videolarınızı bile düzenlerken iyi kurgu bilmeniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kendinizi mutlaka geliştirmeniz gerekiyor ve sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Biz de sürekli yani günde 3-4 tane video kurguladığımı biliyorum. Hatta ne 3-4, 5-6 tane yaptığımı da biliyorum. İşte Instagram'dan bazen yazıyoruz, paylaşıyoruz. Video işinin bir parçası. Mutlaka bu noktada kendinizi geliştirmeniz lazım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kestik.